Mustafa Sarıgül, evet, mecliste bir saldırı gerçekleşti. Şimdi yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Belki ekranda neler yaşandığını anlamayabilirler. Bir kez daha paylaşmak isterim. Mustafa Sarıgül mecliste bir açıklama yapıyor. Hemen bir bakalım. Hak arayan insanların yanında olan bir arkadaşınız olarak Yüce Parlamento'da böylesine bir olayın tecelli etmesi beni gerçekten son derece üzmüştür. Umarım ki bundan sonra Yüce Parlamento'nun çatısı altında böyle bir tartışma olmaz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yok yok, öyle bir şey olmadı. Evet. Evet, peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnanın ki ne olduğunu bilemiyorum. Bir alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben gördüğünüz beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum. Teşekkür ederim. Yanlış yansımış onlar. Yok, yanlış yansımış onlar. Evet. Neler söyledi? Peki arkadaşlar. Arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Bakın. Yıllar önce tanıyorum fakat çok değişmiş. Kim olduğunu bilemedim. Bilsem ben 7 yabancıyı karşılıyorum. İkincisi, bir şey varken normal konuşmanın şekli, odamıza gelirsin, randevu alırsın, konuşuruz. Yani son derece üzüldüm. İçeriğin ne olduğunu da bilmiyorum. Niye geldiğini de bilmiyorum. Milletvekili olduğunu da daha sonradan öğrendim. Ben bilseydim ki milletvekili olduğunu biraz daha dinlerdim, şey yapardım ama konuşma şekli hoş bir şekil değildi. İkincisi, bir milletvekili yapan bir arkadaşımızın nerede ne konuşacağını çok iyi bilmesi lazım. Gene ben o konuşmaların hiçbirini dikkate almadan uzaklaştım. İyi ki de uzaklaştım. Bir kez daha Yüce Parlamento'nun çatısı altında bu tip olayların olması gerçekten beni son derece üzmüştür. Yüce Parlamento saygıya, sevgiye dayalı, barışa dayalı, hoşgörüye dayalı bir parlamento olması lazım. Parlamentoda insanlar görüşmelerini, o görüşmelerini nerede, nasıl yapacağını son derece iyi bilmelidirler. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. Hadi bakalım. Yok. Mustafa Sarıgül mecliste kendisine yönelik saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Az önce aslında Mustafa Sarıgül aslında arıyordu, odasına mı gitti, nerede diye soracaktı neler yaşandığına dair. Şöyle bir açıklamalarına bakacak olursak bakalım neler dedi Mustafa Sarıgül. Bu kişiyi ben 15 yıldır görmüyorum dedi bir kere. Çok değişmiş dedi. Bir şey olursa işte odasına gelirsin, randevu alırsın. Milletvekili olduğunu da bilmiyordum. Eğer bilseydim hani ona göre birazcık daha dinlerdim dedi ama bunun usulü, bunun yeri burası değildi açıklamasında bulundu. Konuşma şekli uygun değildi bir kere. Bir milletvekiline uygun değildi açıklamasını yaptı Mustafa Sarıgül. Ve şikayetçi olacak mısınız diye de bir soru yöneltildi ama soruyu yanıtsız bıraktı değil mi Tarkan? Az önce lütfen kaçırdıysam paylaşın benimle. Ve alacak verecek meselesinin yeri de burası değil dedi. Yani muhtemel daha önce bir şey geçmiş değil mi? Evet, öyle gözüküyor.